Selamlar arkadaşlar. Fresh on the Way kanalına hoş geldiniz. Birbirinden ilginç konularla sohbetlerimize devam ediyoruz. Almanya, İsveç'ten sonra, İtalya'dan sonra sırada İngiltere var. Ama İngiltere'de şöyle bir olay konuşacağız bugün. Yanımda çok değerli bir arkadaşım var, Mevsim var. Öncelikle Mevsim hoş geldin. Birazdan sana döneceğim. Önce bir küçük bir giriş yapayım. Bugün biz İngiltere'de şirket sponsorluğuyla yurt dışında çalışmayla ilgili bir sohbet yapacağız. Onun dışında bazı ufak tefek konuları da konuşacağız ama ben tabii sözü tamamen Mevsim'e bırakacağım. Sizin de bana sorduğunuz soruları da ona ileteceğim. Hoş geldin tekrar Mevsim. Biraz bize kendini tanıtır mısın? Merhaba, Mevsim ben. 31 yaşındayım. Yaklaşık 2 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. Winchester diye bir şehirde. Onu belirteyim. 2 yıl önce şirket sponsorluğuyla geldim İngiltere'ye. Kimyagerim aslında, kimya okudum ama biraz daha farklı bir alanda çalışıyorum. Yani yine kimyayla bağlantım var ama satın alma ekibinde çalışıyorum. Bir yapı marketinde çalışıyorum. B&Q adıyla biliniyor. Koçtaş'la bir ortaklığı var. Peki Mevsim, bu nedir bu sponsorlu gelme olayı? Bunu biraz anlatabilir misin kısaca böyle? Şimdi aslında şimdi şöyle Brexit öncesi ve sonrası diye ikiye ayırabiliriz. Yani kabaca genel kavramlar değişmedi ama Brexit sonrasında yeni göçmenlik yasası çıkardı İngiltere. Biraz daha paylaştı diyebilirim bu sponsorluk işleri. Sponsorship'lik şu şekilde İngiltere'deki bir şirketin Avrupa Birliği dışından herhangi bir ülkeden bir vatandaşı getirip burada durabilmesi için sahip olması gereken bir sertifika. Bunu göçmenlik ofisi veriyor. Yani genelde de uluslararası bağlantılar olan şirketlerin sahip olduğu bir sertifika. Oturmuş bir insan kaynakları sisteminin olması gerekiyor. O getirdiği çalışanını burada sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ettirmesi için işte minimum bir maaş ödemesi gerekiyor. Genelde böyle bilinen şirketlerin sahip olduğu bir sertifika. Ya şu an itibariyle, hatta çok yeni bir zamanda baktım, yaklaşık 32 bin tane şirketin bu sertifikası var. Daha da artacak çünkü artık sonrasında Avrupa Birliği vatandaşlarının da bu sertifikayla ancak burada çalışabilmesi mümkün. Yani şu anda Türkiye vatandaşlarının ve Avrupa Birliği vatandaşlarının farkı kalmadı. Bu çok olumlu bir gelişme. Çok iyi. Kalktı. Evet, çok üzücü. Çünkü çok güzel bir, çok kolay burada çalışmak ve yaşamak için çok kolay bir yöntemdi, vizeydi. Ama artık yok. Artık daha böyle worker'ları istiyor İngiltere ve Türkiye'de şu anda yani Fransız vatandaşı ile Alman vatandaşı ve Türk vatandaşı İngiltere'de çalışmak için şu anda aynı koşullarda. Dolayısıyla bir şirket eğer bir İngiliz vatandaşı dışında birini çalıştırmak istiyorsa, yani vizesi olmayan birini çalıştırmak istiyorsa o sertifikaya sahip olması gerekecek. Eskiden koşulları daha ağırdı. Eskiden dediğim Brexit öncesi. Şu anda çok daha kolaylaştı. Bu olumlu bir gelişme. Ben arkadaşlarıma da söylüyorum bunu. Bence önümüzdeki günlerde yani şu Covid kaosu bir geçsin. Çok daha kolay bir şekilde İngiltere gelecek. Peki Mevsim, yani bu bahsettiğin 31 şirketin Türkiye'deki şirketlerle herhangi bir ortaklığı olması gerekiyor mu? Yoksa yani şimdi mesela ben şunu duyunca ilk böyle gözüme canlandı. Mesela atıyorum Koçtaş, örnek veriyorum. Koçtaş'ın Türkiye'de bir iştiraki var ya da Koçtaş olarak çalışıyor. İngiltere'de bir ortaklığı var. Yani aynı şirket yönetiyor diyelim. O onun çalışanını alma gibi bir şey değil değil mi? Yani aynı aslında şirket bünyesinde çalışan bir çalışanı getirmiyor. Herhangi bir şirkete sanırım bu şekilde başvuru yapabiliyoruz değil mi? Türkiye'de olsun olmasın. Şu şekilde benim tecrübem şöyle, ben buradaki şu an çalıştığım şirketin İstanbul satın alma ofisinde çalışıyordum. Ben biraz daha hızlı bir şekilde geldim. Yani yine şirket sponsorshipliğinde geldim ama şirket içi transferle geldim. Fakat benim burada birçok arkadaşım var yine sponsorshiplikle gelen. Mesela Türkiye'de Ford'da çalışıyordu. Buraya geldi. Burada başka bir araba şirketinde çalışıyor. Yani o şekilde Türkiye'deki ofisinde çalışmak da değil. O çalışırsa daha kolay oluyor. Evet, çünkü transfer oluyor. Hem şirket sizi tanıyor ve içeride network'ünüz oluyor. Vize işlemleri de biraz daha kolay oluyor. Ama şey aynı. Yani yine sponsorship'lik sertifikasının olması gerekiyor vesaire. Dolayısıyla hayır. Yani Türkiye'de herhangi bir Türk şirketinde çalışan birisi buradaki hiç bağı olmadığı bir şirkete başvurabilir. Peki nereden başvuru yapmaları gerekiyor? Mesela Türkiye'de çalışan birinin orada bir iş bulması için belli bir site mi var? Belli bir kurum mu var? Evet, bu birkaç site var. Onları paylaşabiliriz. Şu an ismini hatırlamıyorum. Ben normal, çok... tamam. Alırım sonra senden. Onlar var. Tabii başvurabilirler. Böyle oluyor. Şimdi tabii ki bu yani bir Brexit öncesini
tecrübemi söyleyeceğim tabii ki. Genelde şirketlerin hani çok fazla böyle ilk sırada tercih ettiği bir şey uzun süren şeyler. Yani gerçekten o kişinin, Türkiye'den getireceği kişinin burada muadilinin olmaması gerekiyor. Yani şu anda biraz daha kolay olacaktır Brexit sonrasında. Dolayısıyla mesela iş ilanlarında görüyor, arkadaşlarım da bahsetti. Şey kısmı var, yani burada çalışan var mı? Onu tikliyorsun. Hani eğer yoksa genelde aramayabiliyorlar. Ama bu Brexit öncesiydi. Şu anda gerçekten çok daha kolaylaşacaktır. Çünkü çok bariz bir şekilde yeni yasa açıklandı ve artık Avrupa Birliği vatandaşlarının da ancak burada çalışabilmeleri için şirketin onlara sponsor olması gerekecek. Dolayısıyla daha çok kolaylaşacaktır. Ama yine de yani bir İngiliz vatandaşından vatandaşı birinci sırada tabii ki. Tabii yani, tabii normal. Bu şekilde. Yani normal bizdeki nasıl kariyer.net gibi siteler var ya, onların da İngiliz versiyonları var. O sitelerden bakabilirler ilanlara. Mesela çok öyle spesifik alanları olabilir. Yani bu alanlarda burada karşılığı olmayabilir. Çünkü Türkler gerçekten çok hani eğitime çok önem veren insanlar. Uygun ilanlar çıkacaktır. Değerlendirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Anladım. Peki mevsim, beni mesela baz alalım. Örnek veriyorum. Ben Türkiye'de çalışan biriyim. Bana bu süreci kısaca bir anlatır mısın? Yani ben mühendisim. Ben de mühendisim. Ama İngiltere'deki bir firmada dediğin gibi çalışmak istiyorum. İş bulma sürecinden oraya kabule kadar böyle, ama basamak basamak ve çok uzatmadan anlatabilir misin böyle? Ne yapmam gerekiyor? Benim tecrübem şu şekilde oldu. Yani bunu aynı şirket olsun olmasın fark etmez. Kabaca tabii ki iş başvurusu yapıyoruz. Bir iş görüşmesi gerçekleştiriyoruz. İşte önce ben insan kaynaklarıyla gerçekleştirdim. Sonra da line manager, yani raporlama yapacağım müdürle gerçekleştirdim. Olumlu geçti. Ama yani sonrasında insan kaynakları benim vize alıp alamayacağımı sorgulamak için araştırma yaptı ve bu yaklaşık bir ay sürdü. Aslında basit bir işlem ama İngiltere'de bürokrasi çok ağır işliyor. Yani her şey... Genel olarak. Bütün arkadaşlarım aynı şeyi söyledi Avrupa için. Gerçekten öyle. Yani hesap açmak falan, onlardan da bahsederim. Böyle ben işte pasaport bilgilerimi verdim. Yaklaşık bir aydan fazla dahi sürmüş olabilir. Yani bir ay bir iş görüşmesi sürdü. İşte insan kaynakları sonrasında bir ay raportum değerlendirildi. O vize almaya hakkım var mı? İşte muhtemelen şey soruşturmaları yapılmıştır. Yani illegal bir şeye karıştı mı, karışmadı mı? Hani karışmadım ama yine de yapılması gereken bir şey. Ve bir ay öyle. Sonrasında bir ayda şirketin bana sponsorshiplik bana bir sponsorshiplik sertifikası hazırladı. Yani kendi sahip olduğu sponsorshiplik sertifikasını bana benim adıma düzenledi. Böyle bir sayfalık bir A4 kağıdı. En kritik şey o. Onun hazırlanması yaklaşık bir ay sürdü. Daha sonrasında işte bazı dokümanlar istendi. Nedir mesela? İşte evet, pasaportum, ondan sonra işte ikametgah belgelerim, bunların İngilizce çevirileri ve onayları. İşte birkaç belge daha, fotoğraftır vesairedir. İşte borcularım falan istendi. Yani ispat etmem için. Bunlar da böyle yaklaşık işte gönderdim, gitti, geldi, düzeltildi falan. Yine bir aydan fazla sürdü. Yaklaşık 3 ay falan bunlar sürdü. Sonrasında ben bütün istenen belgeleri verdim. Zaten genelde şöyle oluyor. Size çok bir şey kalmıyor. Siz belgeleri sunuyorsunuz. Genelde o şirket bunları gerçekleştiriyor. Çünkü sizin göçmenlik ofisiyle yazışmıyorsunuz. Yani bunu şirket insan kaynakları yapıyor. O çok önemli. Gerçekten önemli yani. Daha kolay oluyor. Bir de zaten o zaman anladığım şu. Senin kalifiyeli olman, işe kabul olman yeterli. Ondan evet. Sonrasını zaten kurum hallediyor. Evet. Yani zaten İngilizce bildiğinizi iş görüşmesinde ispatlıyorsunuz. Hı-hı. Yani buradaki kritik nokta şirketin sizi istemesi. Şöyle bir şansım oldu. Hani ben aslında yani engineer pozisyonundayım. Yani bir müdür değilim. Bir ekip yönetmiyorum. Benim İstanbul'da çalıştığım ofisin bir muadili kurulmuştu İngiltere'ye. Satın almak ve tedarikçi yönetimi, işte ürün yönetimi konularında aslında İstanbul ofis biraz örnek teşkil etmişti. Ve o başarıdan dolayı da. Evet, bir geçmişim vardı ve onu biraz hani o çalışma sistemine İngiltere'ye çalışma, taşıma gibi bir artım oldu. Hani o direktör sizi kabul ettikten sonra tamamen admin işleri, yani şirketin zaten sertifikası var. Çok pahalı şeyler değil bunlar. Şirket sertifikayı aldıktan sonra zaten bir kotası var. Yani ha sizi almış ya başkasını almış. Çok da bir şey fark etmiyor. Yani bu vize sponsorshiplik sertifikası için yaklaşık 1000 pound falan ödüyor. Yani çok büyük şirketler için çok büyük paralar değil.
Sonrasında ben dokümanlarımı verdim. İstenen şeyleri verdim. Çok basitti yani. 3-5 doküman. Bunları nereye verdim? Evet, İngiltere'deki konsolosluğa verdim. Şirket beni yönlendirdi. Sonrasında yani pasaportlarımı, tüm belgelerimi sunduktan sonra 2 hafta içerisinde vizem çıktı. Toplamda bir 4 ay sürdü diyebilirim size. Yani iş görüşmesini yapmamla İngiltere'ye adım atmam arasında bu kadar bir süreç vardı. Geldikten sonra da yine beni şirket yönlendirdi. İşte hesap nasıl açılır, nerede geçici bir yer ayarlamışlardı. Bir ay orada kaldım. Sonrasında ev tuttum. Şirket kolaylık sağladı. Onun yani sağlamadığı sürece evet biraz zor. Çünkü burada hiçbir kredi geçmişiniz, bir şeyiniz olmuyor. Ne hesap açabiliyorsunuz. Yani bürokrasi buralarda insanı zorluyor. Senin özetlediğin şey çok önemliydi. Dediğiniz gibi kabul aldıktan sonra zaten o süreci yöneten bir insan kaynaklarının olması gerçekten önemli. Peki dil demişken onu kısaca bir merak ediyorum. Şimdi İngiltere sonuçta İngilizcenin ana vatanı. Ne kadar iyi bir İngilizceye ihtiyaç var? Yani atıyorum İngilizce bilmen mi yeterli yoksa çok iyi bir İngilizce mi istiyorlar? Tabii bu genel bir soru ama. Ben üniversitede yabancı dil ağırlıklı lise var Türkiye'de, bilmiyorum bilirsiniz. Ben öyle bir lise okudum. Yani çat pat konuşuyordum. Tabii bir yabancı şirkette çalıştım. Orada da biraz ilerlettim ama hiçbir zaman benim çok çok iyi İngilizcem olmadı. Yani mail yazıyorum, ifade ediyorum. Bu yeterliydi. Çok çok iyi bir İngilizce gerekmiyor. Yani tabii ki kendinizi ifade edin. O zaman bir puanı falan gerek yok değil mi? Diğer mesela bu sponsorlu işler olduğu için bunlarda herhangi bir dil puanı falan talebi yok. Mesela hani gerekiyor. Yani gerekiyor mu? Gerekiyor. IELTS istiyorlar. Benim çünkü bir şirket içi transferdi ama normalde mesela ben burada başka bir şirkete başvursaydım onlar anladım. Tamam, mantıklı oldu bu. Şu anda yeni göçmenlik esasına göre gerekiyor. Yani anladım. Bir diğer sorum şeyle ilgili olacak, hani bu konuyla ilgili olduğu için soruyorum. Peki ailen varsa, mesela sen kabul aldın, eşin var, çocuğun var diyelim. Onların gelmesinde ya da getirilmesinde bir sıkıntı var mı? Yok, hayır. Onlar yani eşin spouse vizesi eş durumundan vize alıyor. O da istediği gibi gidebiliyor. Çalışabiliyor. Çok... Ben tek geldim ama eşiyle gelen arkadaşlarım var. O da çok basit yani. Ben yeri gelmişken söyleyeyim, biz şimdi bu sohbetlere İngiltere üzerinde devam edeceğiz. Çünkü benim birkaç arkadaşım daha farklı şekillerde İngiltere'ye gitmişler. Şimdi biz zaten mevsimi bu konuda yakaladık, bu konuda soruyoruz. Ama onlara da işte aileyle gelenler var, çocuklu gelenler var. Bunlarla ilgili konular da olacak ileriki zamanlarda. Bu konuda son bir sorum olacak mevsim. Peki o taşınma masrafları olacaktır sonuçta. Geliş gidişler, lojistikler falan filan. Bunlarda şirket herhangi bir yardımda bulunuyor mu sana? Evet, yani şirket karşıladı. Bir şey. Yani bunu karşılamayan şirketler de var. Yani sadece size sponsorship belgesini verip tamam artık gerisini sen hallediyorsun. Şu tarihte işbaşı yapacaksın diye şirketler de var. Ben biraz şanslıydım. Şirket eşyalarımı o da yaklaşık bir 3 ay sürdü. Gemi getirildi. Doğru. Ama yani çok önemli şeyler değil bunlar. Yani bavuluyla gelen arkadaşlarım da var. Burada gerçekten kolay, ucuz birçok şey. Yani burada buranın parasıyla... Maaşına göre artık evet. Yaşam kalitesi yüksek. Onları biliyoruz. Yani kazancına göre aldığın maaşın değeri daha fazla. Hani biz bazen Türkiye'de bunu anlatamıyoruz. Adam diyor ki ya 700 sterlin maaş alıyormuş. Ya tamam da 700 sterlinle ne alabiliyor? Ona bir bak sen önce. Peki şeyi soracaktım da bunları. Güzel söyledin. Hani bu gelmeye gitmeler falan. Peki diyelim şirketle belli bir dönem çalıştın. Oradan sonra... Artık bir kere geldin ya sen, onların sponsoruyla geldin ama ondan sonra başka bir yere gitmek istiyorsun ya da kendi işini yapmak istiyorsun. Bunda hani yapamazsın, artık senin işin bitti, dön Türkiye gibi bir şey var mı yoksa devam edebiliyor musun İngiltere'de? Şöyle, şimdi evet bu sponsorship'liğin biraz açıkçası sıkıntılı tarafı bu şu anki benim sahip olduğum sponsorship'likle ben yalnızca bu şirkette ve bu pozisyonu istiyorum. Başka bir şirkete geçmek istersem eğer başka bir vizeye, yine yeni bir sponsorship'e ihtiyacım var ya da hani spouse vizesine geçebilirim. Yani evlendiğimde eş durumundan vizeye geçersem ancak şirket değiştirebiliyorum. Biraz hani bu şirkete bağlısınız. Kaderiniz onlara bağlı. Hani isterse sizi çıkarabilir, tekrar Türkiye'ye gönderebilir. Haklısınız. 5 yılın sonunda artık oturuma başvuruyorsunuz. O zaman 5 yıldan sonra ya peki sonra... önemli değil yani şirkette işin bitip bitmedi. Aynen öyle. 5 yıl. O zaman sıkıntı 5 sene. 5 sene. Peki yani şunu düşünüyorum. Sen zaten o süre zarfında hani belki belirli bir süre için getirilmişsindir. Zaten sen orada kaldığın, herhangi bir sorun çıkartmadan orada çalıştığın için bence oraya herhangi bir vizeye başvuru burada zaten
konsoloslukların sıkıntı yapacağını ben çok zannetmiyorum. Çünkü zaten sen kendi ispatlamışsın, çalışmışsın, olay çıkarmamışsın, herhangi bir suça karışmamışsın değil mi? Yani bence ondan sonra zaten hani o 5 yıl dolmasa bile farklı bir şirkette çalışmak için çok da sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü benim birkaç tane arkadaşım vardı da ondan biliyorum. Gayet efendi gibi çalıştılar, yaşadılar, çok da güzel kazandılar. Sonra ama onlar sponsora gitmemişlerdi. Farklı vize türlerine başvurunca çok da sorun yaşamamışlardı. Sanırım doğru. Yani sponsorshiplikle ilgili söylersek eğer, burada hani bu şirketin sponsorluğundan çıkıp başka bir şirketin sponsorluğuna geçmeniz kolay değil. Yani bu şey demek aslında, Türkiye'den tekrar sponsorshiplik arıyorsunuz gibi bir şey. O yüzden genelde insanlar bu 5 yılını bu şirkette tamamlıyor. Çünkü bir kere bir şans edinmiş, sponsorshiplik almış. Şirketle de evet 5 yıl çok kritik oluyor yani, ne pozisyon değiştirebilir, yani değiştirebilirsiniz tabii ki yükseldiğinizde sıkıntı yok, ama mesela ben şimdi gidip bambaşka bir marketingde çalışamam veya işte satışta çalışamam. Şu an kariyerime devam etmem gerekiyor 5 yıl boyunca. Yani aynı alanda. Çünkü aldığınız sponsorshipliğin üzerinde bir job kodunuz var. Sadece o işi yapabilirsiniz şirkette. Yani ben işte costing engineer olarak geldim ve sadece costing engineer olarak çalışıyorum. Ama vize değiştirirseniz eğer ne olabilir mesela? Brexit öncesinde Turkish Worker vizeye geçiyorsunuz ama şu an maalesef yok o vize. Dediğim gibi olabilir, yani spouse vize olabilir ya da öğrenci vizesi olabilir. Başka şeyler de var. Birkaç zaman... sene sanırım yeni şeyler gelecek çünkü onları da okuyoruz. Bizim arkadaşlar da bir şey söylüyor. Yani bu Ankara Anlaşması'nın telafi etmek için birçok farklı vize türleri de gelecekmiş. O zaman bayağı bir güzel konuştuk, hani bu konuları hallettik. Biraz da şey konuşalım. İngiltere'de yaşamı biraz konuşalım, zorluklarını konuşalım. Bir de ilk şunu merak ediyorum. Yani sen biliyorsan eğer, hani genel olarak mesela bir mühendisler ne kadar maaş alır? Hani bu maaş ne kadar İngiltere'de yaşamaya yeter? Bunları da söyleyebilir misin? Şimdi burada mesela Londra farklı bir konumda. Londra'da daha yüksek maaşlar. Çünkü benim tecrübem Londra dışında. Londra dışında yaklaşık, yani genel olarak işte mesela birkaç yıl tecrübeli bir mühendis... IT'den bahsetmiyorum. IT biraz daha fazla maaş alıyor. Normal diğer kimya mühendisi olsun, makine mühendisi, inşaat mühendisi. Onlar bir 30 bin, 35 bin civarı maaş alıyorlar. Yani bu kötü bir maaş. Ha, yıllık değil mi? Evet, yıllık. Ha, bir an dedim ne yaptın? Yıllık. Doğru. Yıllık hesaplanıyor. Evet. Duymuştum onu. O vergiler düşüyor falan. Tabii bayağı da vergi ödeniyor. Yani 40 bin, 50 bin bu civarları kadar çıkabilir. Ve bu maaşla gayet rahat geçinebiliyorsunuz. Tek ev tutabilirsiniz. Burada mesela ben Winchester diye bir yerde 1+1 evler, güzel yaşayabileceğiniz evler, evlerin kiraları 800. Bayağı tarihi bir yer, güzel bir yer orası. Gelmiştim Amerika. Evet, güzel bir yer. Peki şey, şirket, gerçi az önce sormayı unuttum da şunu soracaktım. Oradaki sosyal haklarınla ilgili ya da sana işte kira yardımı ya da işte çocuk yardımı, bu tarz şeylerde sağlıyor mu sponsorlukla geldikten sonra? Hani sadece maaşın dışında da, hani biz sana bir kira yardımı yapacağız ya da ev vereceğiz ya da işte araç vereceğiz, ne bileyim, hani Türkiye'de biliyorsun öyle çok işler var ya. Öyle, o tarz şeyler de var mı? Yani bu sizin şirkette anlaşmanıza bağlı. Şirketle alakalı, tamam. Sektör seviyesi bir sağlayabilirler. Tamam, o zaman Pollyanna'yı bir kenara bırakalım. Her şey iyi değildir. Hadi şimdi biraz kötü şeyleri de konuşalım artık sonlara doğru. Sana olumsuz yönleri nedir mesela İngiltere'de çalışmanın? Zorlukları var mı? Var tabii. Yani hafif bir ırkçılık hissediyorsunuz ister istemez. Var. İngiltere'de de. İngiltere'de bile. Yani şu bu aslında. Mesela Amerika'da çok barizdir, bellidir. Görüyoruz televizyonlarda, haberlerde, ama burada çok inceden yaparlar. Yani hissedersiniz bir kötü bir şey. Ama hani ya bu da ırkçılık diye böyle adlandıramazsınız ama odur aslında. Şirketler bunu yaparlar. Vardır. Bu vardır İngiltere'de, ama ırkçılığı en az yaşayacağınız yerlerden biri de İngiltere'dir diyebilirim. Yok, ondan değil, şaşırdım zaten söylediğin. Çok yani, azdır yani. Var yine de. Ya çünkü İngiltere'nin nüfusu itibariyle o kadar çok küresel bir ülke durumunda ki, yani neredeyse nüfusunun yarısı artık dünyanın dört bir yanından gelen insanların oluşturduğu bir ülke. Yani sırf Polonya'da 2,5 milyon insan var diye biliyorum mesela. 3 milyona yakın insan var. Vardı gerçi. Sonra bilmiyorum bu Brexit'ten sonra ne olduğunu. Peki başka ne var yani zorlukları? Ben şunu yaşamıştım ilk. Yani şöyle bariz düzelteyim bunu da, yaşamadım ama bu yani Türkiye'deki gibi olmuyor tabii ki. Bu yurt dışında yaşamanın olduğu bir şey. Yani ister istemez burası sizin vatanınız değil, bir ikinci sınıf oluyorsunuz. Yani dilinizi çok istediğiniz gibi kullanamıyorsunuz ister istemez, yani çok ince geleneklerden uzaksınız, özlüyorsunuz o samimiyeti, sıcaklığı.
Onun dışında hayatında ya tabii şey, biz Türkler çok böyle sıcak insanlarız. İçli dışlı olmayı seviyoruz. Burada o yok. Yani burada soğuk insanlar. Kendi içlerine dahi soğuklar. Çok genelde böyle çekirdek ailesiyle birlikte vakit geçiren insanlar. Bir de ben tam böyle hani %90 İngilizlerin olduğu bir yerde yaşıyorum. Evet. Fazla etrafımda benim yabancı da yok. Yani İngiliz diyebilirim. %90 İngiliz. Bunlara hazırlıklı olmak lazım ama aşılmayacak şeyler değil. Burada da çok Türk arkadaşlar edindim veya İngiliz arkadaşlarım da var. Tabii genelini konuşuyorum. Her İngiliz böyle değil. Ama bir yurt dışında yaşamak istiyorsanız bir hani o Arap'ta kalma hali hep oluyor. Yani özlüyorsunuz, Türkiye'yi de özlüyorsunuz, oraya gidiyorsunuz, burayı özlüyorsunuz. O Arap'ta kalmak demek aslında biraz yurt dışında. Doğru doğru. O gurbetçilerin de özellikle yaşadığı durumlardan bir tanesi. Yani benim unuttuğum başka bir konu var mı? Hani konuşmadığımız, daha önce seninle yazıştığımız, hani şunları konuşalım, bunları konuşalım dediğimiz bir şey varsa onları da söyleyebilirsin. Çünkü ben bir bazen akışa kaptırınca unutuyorum bazı şeyleri. Yani şey diyebilirim. Çalışma hayatında aslında Türkler, gerçekten bunu çok samimiyetimle söylüyorum, biz çok çok işini sahiplenen, iş bitirici insanlarız. Ben mesela İngilizlerin çalışmasını hiç beğenmiyorum. Çünkü evet, İtalyanlar da öyle düşünüyorlar. Hiç sahiplenmiyorlar. Yani şey böyle hani böyle kendilerini vermiyorlar, öyle söyleyebilirim. Bir de kriz yönetimi yok anladığım kadarıyla. Böyle biraz hani bir şeyler düz gidince şey, yani hep monoton bir iş düzeni var. Bir şey aksadığı zaman bir A, B planları, B ya da C planları çok olmuyor. Yani hemen paniklemeye başlıyorlar. Ben de yaşadım çünkü çalıştığım dönemde. Onları gördüm. Başka var mı mesela? Şöyle şunu söyleyebilirim. Yani biz Türklerin çalışma stilleri üst yönetim tarafından, yani bir direktör seviyesinde. Çünkü onlar genelde sonuca bakarlar. Nasıl işi nasıl hallettiğine bakmazlar. Ama ara yöneticiler pek biraz rahatsız olabiliyor bizim bu kadar böyle hani atlayışımızdan, sahiplenişimizden ara yöneticiler. Onlar genelde, benim bu bir tespitimdir. Yani kompleksli olurlar genelde. Yeni müdür olmuş, yeni şey olmuş ama böyle direktör seviyesinde artık hani hiçbir korkusu olmayan daha üst yöneticiler sever Türkleri. Çok da severler. Yani biraz böyle korkutmamak lazım. Mesela ben ilk geldiğimde şeydi, biz aceleciyizdir ya. Mesela bir mail atarız, cevap gelmeyince reminder atarız. Her şey oluyor. Böyle bir hani rahatsız oluyorlar falan. Onu böyle bir zamanla anladım. Hani çok hoşlanmıyorlar. Yani bir dur, tamam bir hafta sonra ben cevap atarım sana, acelenme modundalar. Onlara böyle biraz hani tanımak lazım. Böyle şeyler. Ama yine de ben çok Türklerin burada çok özgüvenle çalıştıklarını görüyorum. Yani tabii tecrübem benim hani eğitimle, böyle skilled vizeyle gelenler yönünde. Diğer yani başka türde olabilir ama hani etrafımda gördüğüm hani eğitimli, böyle üniversite mezunu, güzel kendini ispatlamış Türkler genelde burada çok iş hayatında. Ben onunla ilgili şunu söyleyeyim. Yani haklısın. Hatta ben de onu çok gözlemledim. Yani her yere gitmiş bir insan olarak söylüyorum. İngiltere'de yaşayan Türkler, Kanada'da yaşayan Türkler, Avustralya'da yaşayan Türkler gerçekten diğer ülkelerdeki gurbetçilere göre çok farklı oluyorlar. Yani sanki inanılmaz bir adaptasyonu sağlamış. Artık yeni jenerasyonu ayırt edemiyorsunuz. Hani İngiliz vatandaşı gibi o hani bir asil tavırları falan dersiniz ya. Hani hakikaten ben orada hiç onları yani bir Almanya'yla kıyaslayamam kesinlikle. Almanya'da yaşayan Türklerle İngiltere'de yaşayanları. O zaman senin adına sevindim yani, madem böyle mutlusun, güzel. Şu anda bayağı süreyi de aştık. Son söyleyeceklerini alalım, ben bir kapanışı yapayım artık. Var mıdır? Yani şey, gelsinler, çok güzel bir tecrübe yurt dışı. İngiltere'de yakın yani, şurada Cuma'dan gidip pazartesi gelebilirsiniz İstanbul'a. Uçuşlarda. Uçuşlar da ucuz oldu eskisi gibi değil. Evet, 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 ucuz. O yüzden bence kovalasınlar. Yani bu şey, ben söyleyeyim, ben 5 kere başvuru yaptım. İş başvurusu yaptım. Reddedildim, başvurdum. Reddedildim, başvurdum. Onlar da başvursun. Yani bu işin başı şey, başlangıcı başvurmak. Başvursunlar, görüşsünler. O zaman ağzına sağlık diyorum. Çok güzel anlattın her şeyi. Yani bu konuyu bu kadar detaylı anlatabilmek güzeldi. Çünkü çok farklı bir konu. Yani ne çalışmaya giriyor, yani direkt çalışmaya girmiyor, direkt eğitime girmiyor. Hani o yüzden bu direkt spesifik bir alanda merak edilen bir soruyu cevapladın sen bugün. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güzel bir sohbet oldu. İnşallah sonuna kadar sıkılmadan dinlemişsinizdir. Biz bu sohbetlere devam edeceğiz. Mevsim sağ olsun bugün bize katkı sağladı. Önümüzdeki haftalarda da işte Hollanda'yla, Kanada'dan, Rusya'dan arkadaşlarımız bana katılacak. Böyle farklı konular konuşacağız. Benimle kalmaya devam edin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.